Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Trend Haber başlıyor. Çinli otomotiv devi ne planlıyor? Elektrikli araçlara olan talep gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artan yakıt fiyatları karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşların yeni ve güncel tercihi elektrikli veya hibrit araçlar oldu. Hemen hemen her markanın çıkardığı bu elektrikli araçlar vatandaşın hem cebini rahatlatacak hem de konforlu bir sürüş keyfi yaşatacak. Elektrikli otomobil pazarına birçok firma katıldı. Çin, gelişen teknolojisi ve yenilikleriyle otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip. Çinli elektrikli otomobil devi BYD'den bu konuda dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye pazarını stratejik olarak önemli konumda gören marka, şarj edilebilir hibrit modelini Avrupa'da ilk defa Türkiye'de satışa sunacak. Türkiye otomobil pazarındaki elektrikli otomobil satışları bu yılın 11 ayında 60 bine yaklaştı. Elektrikli modele sahip marka sayısı ise 2023'te 27'ye yükseldi. Elektrikli araç üreticisi firma, yeni hibrit aracını 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Dev otomobil firması BYD, 2022'de yıllık 2 milyon ve 2023'te yıllık 3 milyonluk satış hacmine ulaştı. Dünyada en çok satış gerçekleştirilen ilk 10 marka arasına girmeyi başaran firma, müşterilerine yenilikçi modeller de sunuyor. Türkiye'de köklü bir marka olma hedefi taşıyan firma, rekabetçi bir fiyatta 42 yeni aracı satışa sunmaya hazırlanıyor. Trend Haber'le karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.